Kıymetli arkadaşlar, hepiniz ilk dersimize hoş geldiniz. Öncelikle dersimize Besmele-i Şerife çekerek başlayalım. Buyurun. Cenab-ı Allah hayırlısıyla güzel, bereketli ve verimli bir ders nasip eylesin inşallah. Kıymetli öğrencilerim, çok genel konusunu işledik ama tatil dolayısıyla tekrara ihtiyaç duydum. Bu yüzden uzaktan eğitim derslerimize çokgenler konusuyla başlayacağız. Önce çokgenin bir tanımını yapalım. Çokgen, en az 3 doğru parçasını bir araya gelerek oluşturdukları kapalı şekillere denir. Demek ki çokgen olabilmesi için ne olması gerekiyormuş? En az 3 doğru parçası ve kapalı şekli olması gerekiyormuş. Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir. Yani arkadaşlar, bir çokgenimizin kaç tane kenarı varsa o kenar sayısına göre isim verecekmişiz. Örneğin bakın, burada şeklimizde 3 kenar olduğu için üçgen, 4 kenar olduğu için dörtgen, 5 kenar olduğu için beşgen ve bunun gibi arkadaşlar ne yapabiliriz? İsimlendirebiliriz. 6 kenarı varsa altıgen, 8 kenarı varsa sekizgen şeklinde. Şimdi çokgenlerine dikkat etmemiz gereken hususlar var. Onlara bir değinelim. Diyor ki bakın, maddemizde bir şeklin çokgen olabilmesi için hem kapalı hem de kenarlarının doğru parçası olması gerekir. Zaten tanımda da öyle diyordu ya. Çokgen olabilmesi için en az 3 doğru parçası ve kapalı şekil olması gerekiyordu. Evet, ikinci maddemizde de diyor ki kapalı olmayan şekiller çokgen değildir. Buraya dikkat ediyoruz. Kapalı bir şekil yoksa biz ona çokgen diyemeyiz. Diğer maddemiz ise arkadaşlar, bütün kenarları doğru parçasından oluşmayan şekiller de çokgen değildir. Yani çokgen olabilmesi için ne olması gerekiyormuş? Bütün kenarlarının doğru parçası olması gerekiyor ve kapalı bir şeklin olması gerekiyormuş. Bunu unutmuyoruz. Alıştırmamız var burada. Alıştırmamıza geçelim şimdi. Evet, alıştırmamıza diyor ki aşağıdaki iki grup halinde verilmiş şekilleri çokgen olup olmama durumlarının nedenleriyle inceleyelim diyor. İnceleyelim arkadaşlar. Şimdi birinci grupta verilen şekiller, bakalım birinci grupta verilen şekilleri bir inceleyelim. Birinci grupta verilen şekillerimizin bütün kenarları bakın gördüğünüz gibi doğru parçası. Bütün kenarlar nedir arkadaşlar burada bakın? Hepsi bir doğru parçası. Evet, çokgenimizin şartından birini sağladı. Diğer şartımız neydi arkadaşlar çokgen olabilmesi için? Kapalı şekil olması gerekiyordu. Bakalım şimdi bu şekillerin hepsi, evet, kapalı şekiller. Hiçbir açıklık yok. O zaman nedir arkadaşlar? Bu birinci grupta verilen şekillerin hepsi hem kapalı hem de doğru parçası olduğundan bunlar nedir arkadaşlar? Birer çokgendir. İkinci grupta verilen şekillerde 1, 3 ve 5 numaralı olanları inceleyelim diyor. Peki inceleyelim. Birinci şeklimize bakalım. Bakın birinci şeklimizin arkadaşlar, evet, doğru parçalarından oluşmuş ama burası açık kalmış. O zaman bu bir çokgen belirtmez. 3 numaralı şeklimize bakalım. Aynı şekilde 3 numaralı şeklimiz de arkadaşlar nedir? Bir çokgen belirtmez. Çünkü açık kalmış. Bakın gördünüz mü? Burası açık kalmış. 5 numaralı şeklimizde de yine aynı şekilde arkadaşlar burası açık kaldığı için nedir? Bu bir İsmail'in, evet, çokgen değildir. Evet, buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Çokgen değildir. Neden? Çünkü bunlar açık şekiller olduğu için. O zaman yazalım. İkinci grupta verilen şekillerden 1, 3 ve 5 numaralı olanlar kapalı olmadığından nedir arkadaşlar? Çokgen değildir. Diğer 2, 4 ve 6 numaralı olan şekillerimize bakalım. İkinci şeklimizi inceleyecek olursak, bakın arkadaşlar, ikinci şeklimiz, evet,
Bu iki kenarı doğru parçası ama üçüncü kenarı bir doğru parçası değil. Doğru parçası olmadığı için bu bir çokgen belirtmez. Çünkü çokgenlerin tanımında ne diyordu? Doğru parçası olacak ve kapalı şekil olacaktı. Şimdi bu şekillerimiz arkadaşlar 2, 4 ve 6 numaralı şekillerimiz doğru parçasından oluşmadığı için. Evet bunlar kapalı şekilli ama doğru parçası olmadığı için bunlar nedir arkadaşlar? Bir çokgen değildir. O zaman yazalım. Doğru parçası olmadığı için çokgen değildir. Evet, Semih Aydoğdu, var mı anlaşılmayan? Yok. Tebrik ediyorum. Diğer sayfamıza geçelim şimdi arkadaşlar. Diğer sayfamızda çözümlü alıştırma var. Bunu bir inceleyelim. Çözümlü alıştırmada. Diyor ki, yanda verilen çokgen için istenilen bilgileri yazalım diyor. Yazalım o zaman arkadaşlar. Şimdi çokgenin ismi, kenar sayısına göre isimlendiriliyordu. Şimdi bakalım kaç tane kenarımız varmış? 1, 2, 3 ve 4 kenarımız olduğu için bu bir dörtgendir. Ama nasıl bir dörtgen? KLMN dörtgeni. Çünkü bu köşelerden oluştuğu için KLMN dörtgeni diyoruz buna. Kenarlarına geldiğimiz zaman zaten biz çokgenin tanımında ne demiştik arkadaşlar? Çokgenin tanımında doğru parçası olması gerekiyordu. O zaman bunun, bu şeklimizin kenarları nedir? Birer doğru parçasıdır. Yani KL doğru parçasından, LM doğru parçasından, MN doğru parçasından ve NK doğru parçalarından oluşmuş bir dörtgendir. Peki arkadaşlar, inanıyorum ki sınıfta olsaydınız bana şöyle bir soru yöneltirdiniz. Hocam, bu KL doğru parçası olarak yazılırken LK doğru parçası olarak da yazılabilir mi? Evet yazılabilir arkadaşlar. Bunlar aynı ifadelerdir. Bunlara dikkat edelim. Köşeleri ise arkadaşlar nedir? Bakın K köşesi, L köşesi, M köşesi ve N köşesi olmak üzere 4 tane köşesi vardır. Açılarına gelecek olursak arkadaşlar, bakın gördüğünüz üzere K açısı, L açısı, M açısı ve N açısı olmak üzere 4 tane açısı var. Burada şimdi bir bilgi kutusu var arkadaşlar. Bunu inceleyelim. Bilgi kutumuzda diyor ki çokgenlerin kenar sayısı kadar köşesi ve açısı vardır diyor. Demek ki kaç tane kenar varsa o kadar köşesi ve açısı vardır. O zaman bu alıştırmamızı bir inceleyelim. Yanda verilen çokgen ile ilgili aşağıdaki boşlukları dolduralım demiş. Çokgenin ismi. Çokgenin ismi arkadaşlar kenar sayılarına göre isimlendirilmiyor muydu? Evet. O zaman bu çokgenin ismini bize Bilge Bayrakçı söylesin. Evet dinliyorum seni. A, B, C, D, E. Neyi arkadaşlar? Beşgeni. Evet Bilge. Tebrik ediyorum. Çokgenin köşelerinde bize kim söylesin? Emirhan Güler söylesin. Çokgenin köşelerinde. Evet Emirhan seni dinliyorum. A köşesi dedin. Evet başka? B köşesi. Güzel. Başka? C köşesi. Evet. D ve E köşesi olmak üzere 5 köşesi vardır. Çokgenin kenarlarında kim söylemek ise? Evet. Seçmekte zorluk çekiyorum. Bize Doğukan Kotan söylesin çokgenin kenarlarında. Çokgenin kenarları neydi arkadaşlar? Doğru parçasından oluşurdu. Evet Doğukan seni dinliyorum. AB doğru parçası. Güzel. BC doğru parçası. Evet. Şeklinde devam edip gidiyor. Tebrik ediyorum Doğukan. Çokgenin iç açılarında bize Bilgen Damla söylesin. Evet çokgenin iç açıları Bilgen. A açısı. Evet açı işaretinde unutmadı Bilgen. Tebrik ediyorum. B açısı. C açısı. D açısı. Ve E açısı. Güzel. Köşe sayısı. Köşe sayısında bize kim söylesin? Kim söylesin? Selimhan Aşama söylesin. Evet.
Seni dinliyorum Selima. Evet, 5. Kenar sayısında bize Selimhan Gündür söylesin. Evet Selimhan. 5. Neden? Çünkü çokgenin kenar sayısı kadar köşesi ve açısı vardı. Evet, iç açısında bize kim söylesin? Fahri Alem Yönet söylesin. Evet Fahri Alem, iç açısı kaçtı? 5 dedi. Aferin. Diğer sayfamıza geçelim şimdi. Diğer sayfamızda köşegen kavramı var arkadaşlar. Köşegen tanımımıza bir bakalım önce. Diyor ki bir çokgenin ardışık olmayan köşelerini birleştiren doğru parçalarına köşegen denir. Şimdi tanımdan pek anlaşılmadı herhalde arkadaşlar. O zaman şöyle bir şekil çizelim buraya. Evet. Bir dörtgen çizdik arkadaşlar. Bu dörtgenlerimize şimdi köşelerine isim verelim. Özür diliyorum. Kusura bakmayın. Bir teknik hatamız var şu an. Evet. Şimdi tekrar çizelim arkadaşlar. Şöyle bir dörtgen çizelim. Ve bunun köşelerini de A, B, C, D olarak belirtelim. Şimdi bakın bir çokgenin ardışık olmayan köşesi şu demek aslında arkadaşlar. Bakın ardışık olmayan demek aslında komşusu olmayan köşe. Demek ki ben köşegen çizmek istiyorsam herhangi bir köşede kendisine komşu olmayan başka bir köşeye çizdiğim doğru parçasına ben köşegen diyormuşum. O zaman A köşesinden bir köşegen çizecek olursam bakıyorum A köşesinin komşu köşeleri hangileri? D köşesi ve B köşesi. Ama biz ardışık köşelere veya komşu köşelere köşegen çizemiyorduk. O zaman hangi köşeye çizmem lazım? C köşesini. İşte bu A köşesinden C köşesini çizmiş olduğum bu doğru parçası nedir arkadaşlar? Köşegendir. Aynı şekilde B köşesinden bir köşegen çizelim. B köşesinin komşu köşeleri yani ardışık köşeleri hangileri? C ve A köşesi. O zaman ben C ve A köşesine ne yapamam arkadaşlar? Bir köşegen çizemem. O zaman hangi köşeye çizebilirim? B köşesinden D köşesine çizebilirim değil mi? Evet. İşte arkadaşlar bu kendisine komşu olmayan diğer köşeye çizmiş olduğum bu doğru parçasına biz köşegen diyoruz. Evet burada bir alıştırmamız var. Bunu yapalım. Aşağıdaki çokgenlerin köşegenlerini çizerek belirleyelim. Evet bu alıştırmayı kim yapsın bize? Birinci alıştırmamızı bize kim yapsın? Evet. Bilgen Damla yapmak istiyor. Evet gel Bilgen. Birinci şeklimizin köşegenini çizebilir misin bize? Evet hayır cevap aldım. Neden? Çünkü arkadaşlar üçgenin köşegeni yoktur. Neden? İnceleyelim şimdi bakın. Bu A köşesinden kendisine komşu olmayan başka bir köşe var mı? Yok. O zaman ben bu A köşesinden bir köşegen çizemem. Aynı şekilde B köşesinin de arkadaşlar kendisine komşu olmayan başka bir köşesi olmadığı için B'den de bir köşegen çizemem ve aynı şekilde C'den de bir köşegen çizemem. Evet. Bilgen Damla'yı şu an yerine alıyoruz. Diğer şeklimizi kim yapmak ister? Diğer şeklimizi kim yapsın? Düşünüyorum. Evet. Diğer şeklimizde kim yapsın? Parmakları göreyim. Evet. Ali Eren Polat yapmak istiyor. Gel Ali Eren. Şimdi Ali Eren bana bir köşegen çizebilir misin buradan? G köşesine ait bir köşegen çiz bana. G köşesine ait bir köşegen. Evet. G köşesinde ne yapıyor Ali Eren şu an? Bakın arkadaşlar. E köşesine bir köşegen çiziyor. Neden? Çünkü G köşesinin kendisine komşu olmayan köşesi E köşesi olduğu için G'den E'ye bir ne yaptı? Köşegen çizmiş oldu. Aynı
şekilde arkadaşlar D'de F'ye de bir köşegen çizeriz. Üçüncü şeklimizde kim yapsın bize? Evet, Zeynep Meryem Güneş yapsın. Evet, B köşesine ait köşegen çizebilir misin bize Zeynep? Evet, çiziyor şu an. Evet, B'den S'ye çizdi. Neden? Çünkü S köşesi B'nin komşu bir köşesi değil. Bir de B'den ne yaptı? R'ye çizdi. Evet, tebrik ediyoruz Zeynep Meryem'i. Şimdi diğer sayfamıza geçelim arkadaşlar. Evet, bunları siz yaparsınız ama burada ben önemli bir noktayı size söylemek istiyorum. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Bakın, B köşesinden E'ye çizilen şu doğru parçası bir köşegen belirtmez. Neden? Köşegen köşeden köşeye çizilir. Yani burada E noktası bir köşe olmadığı için burada bir köşegen yoktur diyeceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde bakın şu MS doğru parçası da bir köşegen değildir. Çünkü arkadaşlar S noktası bir köşe olmadığı için ve üçüncü şeklimizde de bu AD doğru parçası da aynı şekilde bir köşegen belirtmez. Evet, devam edelim. Yanda verilen çokgende A noktası ile numaralandırılmış noktalardan hangisi bir doğru parçası ile birleştirilirse oluşan şekilde beşgen olur. O zaman A köşesi ile neyi birleştirmem lazım? Bakalım ve beşgen olmasını istiyor bizim şeklimizin. O zaman A köşesini ne yapacağız arkadaşlar? Bakın şu 3 noktası ile birleştirirsem bu oluşan şekillerimin ikisi de ne oldu? Bakın birincisi beşgen oldu. İkinci şeklimize bakalım. 1, 2, 3, 4 ve şurada bir kenarı daha var. Beşgen oldu. Bunları sizler yapın arkadaşlar. Aşağıdaki şekillerden hangilerinin çokgen olup hangilerinin çokgen olmadığını kutucuklara yazınız demiş arkadaşlar. Evet, birinci şeklimiz hem doğru parçasından oluşmuş hem de kapalı olduğu için bu bir çokgendir. İkinci şeklimiz arkadaşlar maalesef bakın şurası oval bir çizgi olduğu için, düz bir çizgi olmadığı için burası bir çokgen belirtmez. Çokgen olmayanlara yazıyorum ikinci şeklimizi. Üçüncü şeklimizde kapalı olmadığı için bakın bu bir çokgen belirtmez. Dördüncü şeklimize bakıyorum. Evet, dördüncü şeklim hem doğru parçasından oluşmuş hem de arkadaşlar kapalı bir şekil olduğu için çokgendir. Beşinci şeklimizin bakın şurası bir doğru parçası olmadığı için bu bir çokgen değildir. Altıncı parçamız şeklimiz doğru parçasından ve kapalı şekillerden oluştuğu için çokgendir. Yedinci şeklimize bakacak olursa yedinci şeklimizin arkadaşlar bakın şurası bir doğru parçası değildir. Dolayısıyla bu bir çokgen değildir. Aynı şekilde 8. şeklimizde nedir? Çokgen değildir. Çünkü burası açık kalmış. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Sizlere ricamız bu size örnek olarak bıraktığım alıştırmaları lütfen evinizde yapın ve bana geri dönüş yapın arkadaşlar. Yapıp yapmadığınıza dair bana lütfen geri dönüp bildirin. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Derslerinize iyi çalışın. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere.